Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Sizlere Endonezya'nın başkenti Jakarta'dan sesleniyorum. Gerçekten geçtiğimiz haftalar inanılmaz yoğun geçti. Önce İstanbul Air Show, arkasından Saha Expo. Daha Saha Expo'yu bitirdik. Hemen pazartesi günü Endonezya'ya uçtuk ve Endonezya Savunma Fuarı'ndayız. Bu fuarın katılımcılarının neredeyse dörtte biri, %25'lik kısım büyüklük olarak dersek Türk şirketlerine ait 4 numaralı hol, adeta 81. vilayetimiz, bayrağımız her yerde ve ilgi gayet yüksek. 30 Türk şirketi Savunma Sanayi Başkanlığı'nın organizasyonunda katılıyor. Büyüklerden Aselsan, TUSAŞ, Havelsan, Roketsan buralarda, deniz ve kara sistemleri gibi çok sayıda üretici şirketimiz bu fuara katılıyor. Neden Endonezya önemli? Endonezya gerçekten Uzak Doğu'nun çok önemli ülkelerinden birisi. Dünyanın en büyük 17. ekonomisi. 280 milyona da yakın nüfus var burada. 17 bin adadan oluşuyor. Ve Endonezya son yıllarda savunma konusunda ciddi bütçelere sahip. Özellikle de Savunma Bakanı Endonezya'nın Türkiye'den alımlar için çok ciddi, gerçekten lobi faaliyetini adeta bizler gibi yapıyor. Ve yakın bir temas var. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir geçen daha 2 hafta evvel Endonezya Bakanı Türkiye'deydi, ağırladı. Bu bir iadeyi ziyaret. Aynı zamanda da Türk şirketlerinin yoğun katılımı da bu pazardan ciddi ciddi paylar alıyor. Neler yapıyoruz burada? En büyük proje FNSS'nin Kaplan MT olarak adlandırılan tank projesi. Teslimatlar yakın süre içerisinde başlıyor. Bu tankların bir bölümü de Endonezya'da imal edilecek. Bu proje gerisinin gelmesini bekleniyor. Bugün imzalanan çok sayıda anlaşma var. Havelsan'dan Roketsan'a önemli savunma anlaşmaları bugün imzalandı. Onlar çok önemli bir çarpan etkisi oluşturacak. Ama sonuç olarak iki ülke trafiğine baktığımız zaman bizim yaklaşık 300 milyon dolarlık bir ihracatımız var yıllık Endonezya'ya. Endonezya'nın da Türkiye'ye yaklaşık 1.8 milyar dolara yakın oradan yaptığımız ithalat var. Savunmayla dengeleri değiştirmek istiyoruz. Endonezya çok sıcak bakıyor ve daha ağırlıklı batılı Amerikan sistemleri yerine Türk sistemlerine dönebilir. Bu konudaki gerçekten avantajımız komuta kontrol sistemlerinden yazılıma, farklı silah sistemlerine ön plana doğru çıkıyoruz. Ama önümüzdeki, dediğim gibi, savunma çok uzun vadeli bir süreç. Bu sürecin büyük böyle bir sabırla adeta tırnaklarınızı kazıya kazıya yönetilmesi gerekiyor. Çünkü bu tür savunma alımlarında hem yukarıdan yapılacak iyi ilişkiler, ülkelerin iyi ilişkileri ve tabii ki alttan sektörün yaptığı pazarlama faaliyetleri büyük önem taşıyor. Indo Defense 2022 fuarı sırasında Türk savunma şirketleri çok sayıda anlaşmaya imza attı. Bunlardan ikisi Havelsan ile Endonezya ordusu arasında gerçekleştirildi. Havelsan 3 adet KCR-60 sınıfı gemi için savaş yönetim sistemi tedarik edecek. Ayrıca 2 adet OPV içinde SYS ve savaş sistemi entegrasyon hizmeti Havelsan tarafından verilecek. Bir başka anlaşma Thais ile Endonezya arasında gerçekleştirildi. 65 metre karakol botu Thais tarafından üretilecek. Bir başka önemli anlaşma ise Roketsan tarafından yapıldı. Roketsan hava savunma projesi ve uzun menzilli topçu füzesi Kaan füzesi için anlaşma imzaladı. Bu konuyla ilgili önümüzdeki aylarda gelişmeler devam edecek. Sistemin ana yüklenicisi Excalibur firması Roketsan Endonezya'ya Kaan serisi uzun menzilli topçu füzelerini tedarik edecek. Anlaşmalardan bir başkası ise Boğaziçi Savunma ile Endonezya arasında yapıldı. Boğaziçi Savunma drone tespit ve engelleme sistemlerini Endonezya'ya ihraç ediyor. Nurol Makine ise PT şirketi ile 4x4 zırhlı araçların tedariki yönünde anlaşma gerçekleştirildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi ile PTN arasında yapılan anlaşmayla Endonezya'da kurulan ortak şirkette tasarımcı mühendis sayısı arttırılıyor. Şu anlık 30 mühendis Jakarta merkezli şirkette görev yapacak. Şu anda bu fuarda en kapsamlı temsile katılan ülkeyiz. 30'u aşkın firmamız var. Ve bu coğrafya, malumunuz, bizim ihracat açısından
ilgi alanımıza giren ve muhtemel potansiyel projeleri konuştuğumuz ve belli ölçüde de yol aldığımız ülkeler. Ve burada da yine bu fuar sırasında da yaptığımız görüşmelerle, attığımız adımlarla hem bazı imzaları gerçekleştirdik hem de gelecekteki bazı projelerin daha da somutlaşmasını ve ürünlerimizin tanıtımı ile ilgili belli adımlar atılmasını sağlamış olduk. Yani kabaca uzay ve havacılık alanında yapısal konularda bir çalışma atıldı, bir kontrol botu projemiz oldu, roketler konusunda bir anlaşmamız oldu, savaş yönetim sistemi konusunda bir anlaşmamız oldu. Böyle bir zincir içinde anlaşmalarımızı yapıyoruz. Bunların hepsi tabii arkasından başka konuları da tetikleyecekler. Tabii burası dediğim gibi bizim hedef coğrafyalarımızdan, özellikle Filipinler, Malezya, Endonezya bu buralarda. Tabii ki bir Çin, Kore, Japonya baskısı ve önceliği var idi. Onları kırarak buraya girmek de önemli bir adım. Bunu da yavaş yavaş kırdığımızı ve daha da önemlisi çok çekici ve cazip projelerle gelebildiğimizi, öneriler geldiğimizi görüyoruz. Bu öneriler de tabii ilgiyle karşılanıyor. Tabii dost ülkeler, kardeş ülkelerle kurulan ilişkinin seviyesi de daha başka ve sinerjiler doğuruyor ortaya.